Merhaba, hoş geldiniz. Almanya'da ilk bir ayımı anlattığım yerin konumundayım şu anda. Tam olarak aynı yerdeyim. Ve şu anda neredeyse 5 ay geçti artık. Erasmus'umun sonuna geliyorum. O yüzden az çok neler yaşadığımı, neler düşündüğümü anlatmak istiyorum size. Çok ayrıntılı bir video olmayacak çünkü eve gitmem lazım bir an önce. İhtiyaçlarım var. O yüzden sadece böyle çok kısa oturup havadan sudan birazcık konuşmak istedim. Çünkü geçenlerde bir yazıya denk geldim. Anlatmanın önemiyle ilgili, yani deneyimleri anlatmak çok önemli. Çünkü mesela insanlık şu ana kadar bu şekilde ilerlemiş zaten. Yazılarla, kitaplarla, bilginin aktarılmasıyla. Aynı şeyi düşünüyorum ben de. Sen ne kadar ne yaşarsan yaşa, anlatmadıktan, paylaşmadıktan ve bu bilgiyi aktarmadıktan sonra başka kimsenin işine yaramıyor. O yüzden bence bu videolar, bilgilendirmeler çok önemli. Evet, nereden başlayabilirim anlatmaya? Şimdi ilk olarak ben burada 4 ay cerrahi yaptım. İnternlükte bizim toplamda 2 ay cerrahimiz vardı. Ve 1 ayda seçmelimiz vardı. Ama benim 4 ay yapmam gerekiyordu. O yüzden okulumu 1 ay uzatmış oldum. Yani 3 ay yerine 4 ay yaparak bir ay uzatmış oldum. Şu anda da dahiliye yapıyorum. Şu an cerrahileri bitirdim ve dahiliyeye geçtim. Dahiliye de çok güzel bu arada. Asistanlar çok tatlı. Hepsi çok iyi. Yani Aydın'da da iyiydi. Aydın'da da gayet iyilerdi. Sevmiştim. Bir ay gastro yapmıştım Aydın'da. Sonuç olarak neyse, buradakiler de gayet iyi. Vizitler oluyor sabahtan. Dahiliyeden bahsedersek eğer. Sonrasında bugün mesela pleuropunksiyon, yani plevrayı deldik. Orada şey vardı, sıvı birikmişti. Pleura ergus. Onu dışarı çıkmasını sağlamak için. Sonrasında bir de nirin punksiyon yaptık. Nirin biyopsi, böbrek biyopsi yaptık. Onları izledim, gördüm. Yani şu an bana ve ben çok rahat yapabilirim yani. Bir sonrakini sen yap dese yaparım. Çok zor şeyler değildi. Tabii ki bir sürü tekniği vardır ama pratik kısmı kolay. Komplikasyon olmadığı sürece. Onun dışında daha yeni başladım zaten. Konuşamıyorum. Pazartesi günü başladım. Bugün salı günü. O yüzden öyle çok bilgili değilim. Daha çok cerrahi konusunda aslında konuşmak istiyorum. Ben burada Bremen'de, Klinikum Bremen Mita'da 4 ay cerrahi tertiyalini bitirdim. Yani cerrahi kısmını diyebilirim. Tertiyal kullanıyorlar onun için. Bir seneyi, internlük senesini 4'e bölüp her 3 aya tertiyal diyorlar. Cerrahi bitirdim. Bunun içinde 2 ay genel cerrahi ve 2 ayda plastik ve estetik cerrahi vardı. Bunları ben kendim seçtim. Tarihlerini de kendim ayarladım. Tüm yazışmaları falan kendim yaptım. Bunları zaten önceki videolardan biliyorsunuz. Bilmeyenler, öğrenmek isteyenler izleyebilirler. Genel cerrahi konusunda ve plastik konusunda ayrı ayrı 2 tane video yapacağım. Ama genel olarak anlatmam gerekirse vizitlerden oluşuyor. Ameliyatlara giriyorsunuz. Besprechungslar, konuşmalar oluyor. Yani hasta konuşması bildiğin. Bir odaya gidip o günkü hastaları, o gün neler yapıldığını ya da yarın neler yapılacağını tartışıyorlar, konuşuyoruz. İlişkiler hep iyiydi. Öyle kötü, akılda kalıcı, kötü, üzücü bir durum yaşamadım. Arada tabii böyle iniş çıkışlar oluyor. Her yerde oluyor yani. Türkiye'de de, burada da, hatta Türkiye'de daha fazla. Eğer Almanya'da internlük yapmayı düşünenler varsa özet olarak yapın. Uğraşın. Deneyin. Çok farklı bir deneyim oldu. Çünkü İkisini de tatmış oldum yani. Sadece burada yapmadım hepsini ya da hepsini sadece Türkiye'de yapmadım. Çünkü burada mesela staj yapmakla internlük arasında birazcık bir fark var. Intern olunca mesela, işte piyot deniyor burada. Intern olunca gidip ben internüm, şunu yapabilir miyim ya da şunu izleyebilir miyim, şu ameliyata girebilir miyim falan çok daha rahat bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Ondan sonra sisteme girişiniz var. Yani bildiğiniz bizdeki bu hastane sistemleri var ya, sadece asistanların işte şifresi ve kullanıcı adı olan. İşte onlara bizim girişimiz var intern olarak. Ve direkt girip hangi hastanın neyine bakmak istiyorsan her şeyine bakabiliyorsun. Mektubunu okuyabiliyorsun, doktor mektubunu. Yani çok daha böyle girişimsel yapabileceğini istediğin bir şey varsa. Bak şuraya amca. İçimlerin arasında olunca çok şey. Alerjik de değilim aslında ama buraya geldiğimden beri böyle bir
Sanki burnumun içi kaşınıyor gibi oluyor. Sürekli aylardır böyle. Neyse, ne diyordum? Evet, internken daha böyle her şey senin elinde yani. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Ama stajyerken mesela kartın yok, ameliyathaneye gireceksin, birinin kapıyı açmasını bekliyorsun. Ne bileyim, bir şey yazacaksın, sisteme girişin yok. Bunun gibi yani internlüğün bence avantajları daha fazla. Bir de zaten para alma avantajı var. 650 euro biz burada alıyoruz. Ya tamam, iyi, zaten hepsi kiraya gidiyor, o ayrı konu ama en azından bir şey alıyorsun. Çünkü stajyerken hiçbir şey almıyorsun. Direkt her şeyi kendin cebinden karşılamak zorundasın. Onunla ilgili de videom var zaten. Önceki iki tane yaptığım stajda bol bol ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım onları. Biraz daha hızlı olmak zorundayım. Yağmur yağacak. Her an yağabilir. Neredeyse bu 5 ayın, yani 5 aylık sürecimin sonunda hiçbir şeyden pişman değilim. İyi ki gelmişim. İyi ki o kadar uğraşmışım. İşte ev bulmakla, vizeyle, buraya kayıt işlemleriyle. Çok 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 fazla sıkıntı oldu yani. Bir sürü küçük küçük, şu an böyle saymak bile istemediğim artık, sorun yaşandı. Ama oluyor, olacak. Daha fazlası da olacak. O yüzden bunları göze alıp eğer istiyorsanız, herkese istiyorsa yani, herkese tavsiye ederim yapmasını. Gayet güzel bir 5 aydı. Bitmek üzere şu anda. 1 Ağustos'ta Türkiye'ye tekrar geri döneceğim. Erasmus belgelerimi okuluma teslim edeceğim ve mezun olacağım. Diplomamı alacağım inşallah. Onun dışında mezuniyetim zaten oldu. 3 hafta önce, 2,5-3 hafta önce mezuniyetim oldu. Mezun oldum. Her şey yani olması gerektiği gibi, planladığım gibi işliyor. Her ne kadar zor da olsa. Mesela ne oldu eksik, onu şu an aklıma geldi. Mezuniyette sahneye çıkarken ismim okunmadı. Ben temsilcimize de söyledim, dekanlığa da mesaj attım, öğrenci işlerine de mail attım. Geleceğime dair mezuniyete. Ama ona rağmen beni gelmeyecek sanıp ismim okunmadı yani çıkarken. Sahnede artık tekrar okunuyordu. Bir kere çağrılırken okunuyor, bir kere de sahneye çıkınca okunuyor isimler. Sahnede hemen orada söyledik işte Ezgi Çalış diye. O zaman okudu sağ olsun arkadaşım. Ama yani bunun gibi böyle küçük küçük eksiklikler, aksaklıklar oluyor. Umarım şimdi mezun olmamda, diplomamı almamda bir sıkıntı çıkmaz. Onunla ilgili de sonradan zaten yenilerim bilgileri. Şimdilik böyle, hala Bremen'deyim. Arada tatile gidip geldim. Aynı zamanda mezuniyetim için gittiğim zaman tatil de yaptım. Burada izin hakkımız var internlükte. 4 hafta izin hakkın var. İş günü olarak sanırım. Sanırım iş günü olarak, evet. Başka ne söyleyebilirim? Sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz internlükle ilgili. Mesela burada beni YouTube'dan tanıyan bir tane stajyer geldi mesela. Beni böyle koridorda durdurdu. Çok mutlu oldum yani. Demek ki bilgiler bir yerlere ulaşıyor ve insanlar bunları kullanarak, sadece benimkini kullanmaya bırak da olur yani, motive olarak ya da en azından bilgilenerek bir şeyler yapıp buralara gelebiliyorlar stajyer olarak. Mutlu oldum açıkçası o yüzden. Onun dışında buradaki artık asistanlarla, internlerle gayet iyi anlaşıyorum. Böyle tabii ki daha fazla sevdiğim, diğerlerine daha fazla sevdiğim insanlar var. Onlarla buluşuyoruz. Güzel oluyor. Benim için gayet yeterli oluyor. Çok garip insanlar da var. Çok saçma şeyler de yaşandı. Yani. Evet. Ama genel olarak güzel bir 5 ay geçirdim. İyi ki yapmışım burada internlüğü. Türkiye'de kalsaydım çok bence farklı bir şey olmazdı yani. Değişik bir şey. Nöbet tutmamış oldum. Nöbetim olmadı. Para anlamında bir faydam olmadı. Çünkü burada kazandığım yetmediği için yine ek olarak kullanmak zorunda kaldım. Yani ama bir kaybım da olmadı. Çünkü hibeyle geldim. Erasmus hibem var. Buradan aldığım para var. Yani onların ikisi toplam olarak bana yetti burada geçimden. Ek olarak ailemden bir para almak durumunda kalmadım. Bu da iyi bir şey yani. Çünkü Türkiye'den aldığımız asgari maaşla yetmiyordu. Benim kiramı ailem ödüyordu. O zaman yetiyordu. Ama kiramı kendim ödesem mesela yetmezdi. Şu an kiramı kendim ödeyerek yetiyor. O yüzden mutluyum. Ve yağmur başladı. Ben kaçar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.